Zor şartlar altında bir mücadeleydi. Ben bütün futbolcularımı yürekten kutluyorum. 3 puanı burada bıraktık. 1 puana razı olduk. Hakem meselesiyle. Son dakika maç bittikten sonra bir Bofer'in bir kırmızı kart pozisyonu var. Orada bir sinkaflı bir cümle duyduk gibi bize geldi. Yani siz de duyduysunuz. Yani yöneticiler, Fenerbahçeli yöneticiler. Yani biz bütün takımların yöneticileri Antalya'da ağırlıyoruz. Hepsine misafirperle bir elimizden geldiğince yapıyoruz. Bizim futbolcularımızın hepsi ciddi şekilde sinkaflı küfür altında oldular. Ve o kırmızı kart neden onu da anlayabildik, mümkün değil. Bu şartlarda biz mücadelemize devam edeceğiz. Kimlerin saha içine müdahalesi oldu, bunları duydunuz mu? Yani tribünden. Yani yönetici arkadaşlar, ben tanımıyorum. Bizim sol tarafımızdaydı. Ama hepsi ağır şiddetli şekilde sinkaflı olarak küfrettiler. Sayın Başkan, bu arada tabii gergin bir ortam var ama öte yandan da 12 maçlık yenilmezlik serisi oldu. Bu evet. Tarihinde bir rekor oldu. Neler söylemek istersiniz? Siz de tabii yeni başkanlığınız var. Sizin açınızdan da aslında önemli bir an diyebiliriz herhalde. Tabii kulübümüz 1966 yılında kurulmuş. 12 maçtır yenilmiyoruz. 2 tane de kupa maçını ilave edersek 14 maçtır yenilmiyoruz. Bu Antalya için çok güzel, büyük bir başarı. Tabii gönlümüz isterdi ki buradan 3 puanla şehrimize dönelim. Ama kısmet olmadı. Bundan sonraki maçlarda yine biz elimizden geldiğince mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Başarılar. Evet. Yani bu maç sonu açıklamalarda o yine tribünlerde işte bir takım küfür suçlamaları, pozisyonları konuşacağız. Birazdan detaylandıracağız. Ya Ender, Fenerbahçe'nin sezon başından beri puan kaybettiğinde ne gibi sıkıntısı vardı oyun anlamında? Hangi takımlara puan kaybetti? İşte buna benzer oynayan bütün takımlara kaybetti. Bravo, çok güzel. Yerleşik savunmaya, kapalı savunmaları açmak için bir anahtar oyunu yok. Evet. O kilidi açamıyor. Onunla ilgili planı ve organizasyonu yok. Onunla ilgili oyun ezberi yok. Artı onunla ilgili ön alan baskısı yok. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı yoksa Samatta ile başlanır mı? Evet dersin ki başlanılmaz. Tiam'la işte Valencia'ya gol kaçırdı. Evet olabilir. Ama mesela yani ikinci yarıdaki şeyleri neden oyuna çıkarken yapmaz? İkinci yarıdaki tercihleri. Yani diyorsun ki baştan niye başlamaz? Evet. Tabii doğru başlaması gerekir. Ya da 30. dakikada oyuncu değiştirilmez mi hocam? Değiştir, 20. dakikada hani da değiştir. Böyle bir şey var mı teknik yok, adamlarda yok. Mesela? Var öyle bir, ya yani ben kendimi neden yani refüze edeyim yok, tabii gibi. Bir kere var mıdır öyle bir yok, şey? Yok yok öyle bir şey yoktur. Güzel bir konu açtın. Geçen hafta da bunu dile getirmiştim. Yani Antalya Spor, mesela salı günü de konuştuk. Antalya Spor'a farklı oyunlar oynanması gerek. Top sen, yani topu sana bıraktığında 6-3'e 1'e dönüyor. Trabzonspor galibiyetinde dedim ki, maçtan sonra programda Trabzonspor'a farklı bir oyun oynandı. Evet Fenerbahçe yendi 1-0 ama Antalya Spor hafta içi Perşembe oynayacağı maç farklı. Farklı. Burada senin daha çok beklediğin ön alan bastı, ön alan baskısı yaptığın, hatta Trabzon'un momentumu yakaladığı zaman hızlı bir ucum geçişle gol attığın farklı bir oyundu evet. O gün. Şimdi Antalya Spor böyle değil. Orada farklı bir oyun. Sana topu bırakacak 6 kişiyle 3 orta saha ve 1 santraforla kapanan oynayacak. Kapanan sen zaten savunmalara. Ve de en önemli, yani sen 0-0 oynamakta zorlanıyorsun. 1-0'a yani 0-1'i de oynamakta da zorlanıyorsun. Ve de pozisyon veriyorsun. 3 tane de Antalya Spor'un pozisyonu var. Ve de Fenerbahçe'nin bununla ilgili artık sezon bitiyor neredeyse. Hiçbir oyun aklı, oyun dokunuşu, Erol Bulut'un yok. Bununla ilgili planları da yok. Yani bir doğaçlama oyun var. Fenerbahçe geride. Oyuncu hamleleri, oyunu oraya yıkmak. Bu ara risk oyuncularla alınsın. Oyun riski yani ne kadar plan kullanarak bir oyun yok. Ha bu arada rakip açık alana hücum etsin. Evet etti. Şimdi geçtiğimiz maçlara göre de rakipler bu golleri attığında Fenerbahçe kaybetmişti. Bugün Antalya Spor o golleri yakaladı, atamadı evet. Beceri eksikliğinden. Çok da net. Çok net. Ama Fenerbahçe de evet gol üretti. Yani bir ara maç neye döndü biliyor musun Ender? Yani son 1-1'den sonra ele koptu. Duelloya döndü farkında mısın? İki yani bir orada bu iki tarafa da gelip gitti maç. Ama Fenerbahçe'nin de dediğim gibi şampiyonluk yolunda önemli bir 2 puan kaybı oldu bu gece. Hamdi Hocam, tabii ki Trabzonspor maçının farklı bir hikayesi var. Oyun olarak her şeyden önce Fenerbahçe adına bir ezeli rekabettir o. Ama yani bu maça hazırlanma anlamında futbolcuların konsantrasyonu anlamında, mücadele etme, ısırma anlamında bir 45 dakika hiç yoktu ortada Fenerbahçe. Burada hoca açısından da düşünülmesi gereken şeyler var mı?
Yoksa sadece oyunculara mı bağlamak lazım? Oyuncu tercihleri üzerinden ve hamleler üzerinden de bazı eleştiriler getirilebilir mi? Tabii bunları üst üste toplayarak da rakipleri puan kaybederken, ligin de boyu bu kadar kısalmışken Fenerbahçe adına artık bunlar telafi edilemez kayıplar mı? Yani şimdi Trabzonspor, aslında Fenerbahçe Trabzonspor maçı doğru yorumlamak gerekiyor. Yani kazanılmış bir maç, geriye dönüşü çok iyi oldu. Yani o maçta bu geriye dönüş olmasaydı çok daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani o günkü Trabzonspor oyunu, yani bunlar da maçın geneline bakılıp Fenerbahçe'yi bence çok doğru bu maça şey yapmak lazımdı, konuşmak lazımdı. Ya Hoca biraz önce her oyunla, her oyuncuyla her oyun oynanmaz dedi. Çok doğru işte. Zaten Fenerbahçe'nin bana göre bu kadar farklı orta saha ve forvet rotasyonlu oyuncularından oyun yakalaması da çok zor. İşte bugün son 15 dakikalık bir oyun var. Uzatmalarda içine kattığımız zaman çabuk oynanıyor. Orta sahada değişken bir oyun. Pozisyon buluyorsun. Ceza sahası içerisinde çok rahat giriyorsun. Tercih edilebilecek oyun buydu. Yani Mesut'un da oyunda kaldığı süre içerisinde o kadar çok orta sahadan ceza sahasına top atıldı ki. Yani Antalyaspor gibi bir takımın en çok istediği şeydi. Ama daha sonra Valencia girdi, Ferdi girdi. Orada oyun biraz Cisse ile beraber daha ceza sahasının etrafında oynadı. Ve bireysel becerilere geldi oyun. Ve çok daha bence etkili bir, doğru bir oyundu. Bu oyun biliniyordu tabii ki Fenerbahçe tarafından, Antalyaspor'un oyunu bu hale geleceği. Ama ben dedim yani oyun geçmişteki oyunların aynısı gibi başlandı, aynısı gibi devam etti. Yani bu oyuna özel bir oyun yoktu, hazırlanılmamıştı. Bunun tabii ki adı hazırlanılmamış denilir, başka bir şey mi denilir bilemiyorum ama bence birazcık daha bu oyunları çözecek oyun bulunması lazım. Çünkü bundan sonra da böyle oyunlar karşısına gelecek. Yani ben Trabzonspor maçı Fenerbahçe adına bence çok yanlış yorumlandı. Evet, her şey geriye döndü gibi. Trabzonspor maçında Fenerbahçe çok çok iyi oynadı gibi bir şeyler, söylemler söylenirse bu maçta bunların olması bana göre kaçınılmazdı. Peki, daha detaylandıracağız. Mehmet, şimdi Samat da tabii top da alamadığı bölümler oldu. Ama yani yakaladığı pozisyonlarda ya da girdiği pozisyonlarda da güçlü bir görüntü sergilemedi. Evet, evet. Sisse'yi söylüyoruz. İşte hocam da az önce söyledi. Sisse 2-3 tane çok önemli fırsat yakaladı. İlk daha girer girmez bir 6 pasta bir kafa topu yakaladı. Evet. 2 tane kaleciyle karşı karşıya yakaladı ki bir tanesi hani kaçırmanın çok zor olduğu pozisyon. Thiam'a mesela en skorer, gol ve asist katkısı olmasına rağmen daha az şans veriyor hoca. Bir topu da direkten döndü. Thiam'a. O da kısa sürede. Kısa sürede. Nedir Fenerbahçe'nin, tabii sadece forvet oyuncuları üzerinden okumayacağımızı konuştuk haftalardır burada.